artırılması noktasında sizlerin çalışmalarına olan güvenimiz tam, sizlerden beklentimiz çok yüksek. Bakanlık olarak gerekse ihracatta devlet desteklerimiz, gerekse diğer çalışmalarımızla her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hali hazırda sektör firmalarımızdan 25'i bakanlığımızın tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteğinden yararlanmaktadır. Sektör firmalarımızın tamamını bakanlığımızın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Zaten hepiniz kolay destek uygulamalarımızı devlet destekleri yönetim sistemi üzerinden online olarak faydalanabileceğinizi biliyorsunuz. Bütün desteklerimizi en basit şekilde oralarda ifade etmeye çalışıyoruz. Covid pandemisinin başladığı Mart ayından bu yana ihracatçımızın yanında olmak, onları desteklemek adına ekstra gayret sarf ettik sizlerle birlikte. Tüm çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi sanayicimiz, ihracatımız, iş insanlarımızla beraber istişare halinde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Özellikle bakanlığımız zaten dijitalleşmeye önem veren bir bakanlık. Bununla ilgili göreve geldiğim günden beri çalışmalarımız var. Pandemi sürecinde buna özel önem atfettik. Ve sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar, e-ticaret sitelerine üyelik gibi bunlara, bu çalışmalarımıza devlet desteklerini de dahil ederek maddi katkı sağladık. Hareketlilerin kısıtlandığı dönemde 4 sanal fuar gerçekleştirdik. Ve 8 farklı sanal sektörel ticaret heyeti, 19 ülkeyi kapsayan ve ikisi demir ve demir dışı metaller sektörümüzle alakalı olmak üzere Haziran'da Körfez ülkelerine, Temmuz'da da Özbekistan ve Kazakistan'a sanal ticaret heyetleri düzenledik. 1400'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bunların haricinde 6 adet sanal genel ticaret heyeti düzenledik. 24 Ağustos itibariyle Almanya ile başlayan sanal genel ticaret heyeti görüşmeleri Eylül sonuna kadar da devam edecek. Öte yandan 28 Ağustos itibariyle bildiğiniz gibi kolay ihracat platformumuzu devreye aldık. Yapay zeka teknolojisiyle çalışan ve her bir ihracatçımıza kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sunabilecek olan bu platformumuzu herkesin kullanmasını arzu ediyorum. Sizlerin birer birer, ayrı ayrı, çeşitli birlikler ve ihracatçılar, odalar adı altında yapmaya çalıştığı çalışmaların hepsini, çok daha geniş kapsamlısını biz Kolay İhracat Platformu altında gerçekleştirdik. Ve bu programımızda çeşitli uluslararası verileri, sizin ücretli satın aldığınız veriler dahil, bakanlığımızın verileri dahil, 10 milyon satırdan fazla veriyi makine öğrenmesi ve akıllı ihracat robotu ile analiz ederek sizlerin hizmetine sunduk. Sizlere burada yeni pazar önerileri, ikinci fazın tamamlanmasıyla birlikte o pazardaki müşteri bilgilerini de sizinle paylaşacak. Ve gene bu fazla ithalatçılarla Türkiye'deki üreticileri ve ihracatçıları bulaştıracak. Yurt dışındaki ithalatçılar herhangi bir ürünün ismini girdiği anda Türkiye'de bu ürünü üreten bütün firmalarımıza ulaşabiliyor olacaklar. Burada ihracatçılarımıza ihracata hazırlık aşamasından ihracatın geliştirilmesi ve sonlandırılması aşamasına kadar mevzuat dahil her türlü bilgi güncel olarak ihracatçılarımızla bu platformda paylaşılmaktadır. Ve bununla ilgili bir kullanım kılavuzu da hazırladık. Ayrıca bütün birliklerimize de bir video tanıtımını da paylaşıyoruz. Lütfen sizler de hem kendi üyelerinize, ama sadece kendi üyelerinize değil, artık Anadolu'da TİM'in ve TOB'un öncülüğünde bütün KOBİ'lerimize de ihracatçı olma yönünde eğitimlere, mentörlüklere bundan sonra daha da önem arz ederek ortak çalışmalar yürüteceğiz. Covid sürecinde ticaret diploması faaliyetlerimize de aynı yoğunlukta devam ettirdik. Herhalde ben 40'tan fazla ülkedeki muhatabım bakanla bir araya geldim. Ve bu görüşmelerimin çoğunda da çelik her zaman ağırlıklı gündem maddesi oldu. Yine bildiğiniz üzere müşavirlerimizle, DEİK iş konseylerimizle, odalarla ve ihracatçı birliklerimizle e-sohbetler, bölgesel video konferanslar gerçekleştirdik.
potansiyel ihracatçılarımızı gündeme alan 81 ili kapsayan bir projemiz daha var. Onu da gerçekleştiriyoruz. Gene bu dönemde Exim Bank ilk 8 ay itibariyle geçen seneye göre ihracatçılara sağladığı destek tutarını %6 oranında artırarak 30.4 milyar dolara çıkardı ve 2276 firmamızın 4 milyar dolar tutarındaki kredisini de vade uzatımı sağladı. Diğer finansal kuruluşlarla birlikte üzerine düşeni yerine getirmektedir. Sözlerime burada son verirken ihracatçı birliklerimizi, tüm yöneticilerini ve üyelerini çalışmalarından ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Umuyorum ve inanıyorum ki ülkemiz için her zaman önde gelen stratejik sektörlerimizden birisi olmuş olan bu sektörümüz, ülkemiz ekonomisine katkı ve katma değer sunmaya devam edecektir. Bugünkü ödüle layık görülen firmalarımızın başarısı, sektörümüzün geldiği nokta ve gelecek dönemlerdeki başarıları için önemli bir referans noktasıdır. Bugün ödüle layık görülen bütün firmalarımızı tek tek tebrik ediyorum. Bu vesileyle sektörümüzün tüm firmalarını ve tim başkanımızı, birlik başkanlarımızı, yöneticilerimizi selamlıyor. İnşallah bundan böyle ihracat rakamlarımızı daha katma değerli ihracatlarla beraber daha yukarılara el birliğiyle taşımak üzere hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin başarılı ihracatçı üyelerinin ödüllendirildiği bu ödül törenine katılımları ve destekleri için Sayın Bakanımız Ruhsar Peştener çok çok teşekkür ediyoruz. Programlarının yoğunluğu sebebiyle değerli Türkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Peşcan aramızdan ayrılmıştır. Kendilerini uğurladıktan sonra değerli misafirlerimiz ödülleri takdim etmek üzere